Hükümetin açıkladığı bir takım destekler vardı. Var. O destekleri nasıl karşılıyorsunuz? Burada da ben ciddi bir yanılma olduğunu düşünüyorum. Evet, destekler oldu. Bir kira desteği dendi. Ay, hı-hı, ne kadar çok sevindik. Hakikaten dedik, bizi duydular. Bizim hep başından beri sesimizi duyan var mı diyorduk Ankara'ya. Kira desteği deyince duydular bizi dedik ya. Sonra hemen arkasından ertesi gün açıklamalar geldi. Büyük şehirlerde 750 lira, normal illerde 500 lira. Ama ne? Basit usulde esnaf. Basit usul. Yani terzi yazık bir küçücük dükkan açmış. Hı-hı. Ya da bir şey yani. Herhangi bir, bizim sektörümüzden herhangi bir işletme bundan yararlanamadı. Kaldı ki yararlansa ne olacak? Büyük şehirde 750 bin lira. 750 lira. Özücedeki FSM'deki kiraları biliyor musunuz? 25-30 bin lira civarında. Evet. Sizin işletmelerinizde ne kadar kira ödüyorsunuz? Benim bir işletmemde faturasıyla 32 bin lira şu anda ödediğim kira. Yani 750 lira, 1000 lira gelse bile. Gelse bile ki gelmiyor. Gelmiyor, o da bize değil. Hı hı. Arkasından dedi ki biz hibe istiyoruz, hibe istiyoruz. Çok istedik. Hibe de geldi. Hibe de geldi. Aa dedik, evet. Hemen akabinde açıklamaları okuduk. Bir de Mustafa Bey şunu söylemek istiyorum. Başka bir parantez. Biz bu gelen her devletin, hükümetin açıklamasını bayağı 5-10 kişi anca toplanıp anlayabiliyoruz. Ya gerçekten. Bir açıklama geliyor. Acaba diyoruz, onu mu demek istiyor, bunu mu demek istiyor, onu mu kastediyor? Onu, ertesi gün falan toplanıyoruz beraber. Bayağı. Beğenem bizim diyorsun. Grubumuzun 150 kişi olduk. Neyse ki onların arasında. Yönetmelik gelene kadar kafa karışıklığı devam evet, ediyor. Evet, çok son derece muğlak, nereyi etkilediği belli olmayan ifadeler bunlar. Her neyse bu hibede de şunu gördük. 2019 ile 2020 cirosu arasındaki fark en az %50 olmak zorunda. %50 cirosu düşmesi gerekiyor. %50 ve %50'den fazla cirosu düşen işletmelere evet, hibe desteği var. Evet. Bu da 3 bin lirayla sınırlı. Evet. O bir kereye, bir kereye mahsus olmak üzere. Burada şöyle bir şey var. Sektörel anlamda biz geçtiğimiz sene tam olarak gün itibariyle 120 gün falan kapalı kaldık. Yani 3'te 1'i idi. %50'nin üzerinde ciro kaybı bizim sektör için bir çok yüksek bir ciro kaybı. İkincisi esas önemlisi enflasyon. Enflasyon. Tabii bunun hiç enflasyon olmadığı için bu ülkede biliyorsunuz Mustafa Bey. Doğal olarak bizim cirolarımız da sabit kalıyor. Sabit kalması gerektiğini düşünüyor herhalde. Diyorum ya, Maliye Bakanı ve Hazine Bakanı nasıl hesap yapıyorlarsa bu destekleri vermemek üzerine yapıyorlar. Evet, yani de, dolayısıyla açıklanan destekleri de esnafın tatmin etmediğini söylüyorsunuz. Çok az, çok az bir kısmı ulaşabiliyor bu destekler. Yani %80, %90 alamıyor.